Taliban'ın yönetimiyle geçirdiği pazar gününden bu yana Afganistan'dan kaçışa dair sıra dışı görüntüler geçiyor kayda. Tahliyeler hızlandı. Türkiye'de, Kabil'de bulunan ve ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlar için devrede. Tabi tahliye edilenler Türklerle de sınırlı değil. Türk Büyükelçiliği ve Mehmetçik, Taliban'ın hedefindeki üst düzey Afgan diplomatları da güvenli şekilde Türkiye'ye getirdi. Aralarında çok önemli isimler var. Cumhurbaşkanı ikinci yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Başkanı bu isimlerden sadece birkaçı. Bu iyi haberlere rağmen havalimanından gelen görüntüler yine yürek burktu. İşte son 24 saatte Afganistan'da yaşananlar. Kaos, korku ve canını kurtarmaya çalışan binlerce sivil. Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan tahliyeler sürüyor. 273 Türk'ü taşıyan nakliye uçağı İstanbul'a indi. Biz Türk'üz diye bağırdıkça Taliban bize kırbaçla geri püskürttü. İnanın oraya ulaşana kadar gerçekten yani çok zor anlar yaşadık. Zorlu yolculuk neyse ki kazasız belasız bitti. Uçaktaki Türkler evine sağ salim ulaştı. Türkiye, Türklerin yanı sıra ülkeden ayrılmak isteyen Afganlardan da desteğini esirgemedi. Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından aralarında Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Başkanı'nın da bulunduğu devletin üst düzey yetkilileri film gibi bir operasyonla Kabil Havalimanı'na getirildi. Afgan diplomatlar Türk Hava Yolları'nın TK-707 sefer sayılı uçağıyla Türkiye'ye nakledildi. Afganistan sokaklarındaki gerilimse halen devam ediyor. Ülkenin kurtuluş gününde on binlerce kişi bayraklarıyla eylemdeydi. İndirilen bayrakların bir kısmı tekrar göndere çekildi. Haklarını korumak isteyen kadınlar ve erkekler de Taliban'a karşı omuz omuza yürüdü. Taliban milisleri göstericileri ateş açarak durdurmak istedi. Yaralananlar arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Ülkede görev yapan yabancı gazeteciler de Taliban'ın hedefinde. Yaşananları ilk günden bu yana dünyaya duyuran CNN International muhabiri Clarissa Ward ve ekip arkadaşı Kabil Havalimanı yakınlarında Taliban militanlarının saldırısına uğradı. Kabil Havalimanı'nın çevresindeki kaos da sürüyor. Ölenlerin sayısı 17'ye ulaştı. Muhaliflerin evlerinin basıldığı da gelen haberler arasında. Penşire eyaletinde başlayan direniş hareketi dalga dalga büyüyor. Direnişi başlatanlar kendini geçici cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih ve efsanevi komutan Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud. Ülkenin iç savaşa gidip gitmeyeceğini ise zaman gösterecek.